mimari, tarihi ve doğal değerleri bir arada barındıran İzmir Kenti Çayır Üniversitesi ve İzmir Tarih Liman Kenti Alanı. Sayın Dekanım, değerli katılımcılar, değerli akademisyenler, kullanmak ve gelecek nesillere bırakabilme anlayışı emin adımlarla ilerleyen İzmir Tarihi Liman Kenti'nin yönetim kararlarına ve UNESCO çalışmaları konumu ile Neolitik dönemden Evet, İzmir'imiz tarihi bir kent. Bergama ve Efes'ten sonra inşallah İzmir Tarihi Liman Kenti'nin üçüncü olarak adaylığını hep birlikte noktalandırmak, pozitif olarak sonuçlandırmak için İzmir'imiz, konağımız, basmanemiz ve kemeraltımızla birlikte sokak sağlıklaştırması ve İzmir Kültür Turizm olarak tüm paydaşlarımızla birlik beraberlik işbirliği yapmaya hazırız. Biz de üniversitemiz ve fakültemiz olarak böylesine anlamlı bir etkinliğin paydaşlar arasında yer almaktan büyük mutluluk duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. İzmir 8500 yıllık tarihiyle gerçekten bu ilgiyi, bu çalışmaları çok hak eden bir şehir. Biz de konakta bu çalışmaların bir parçası olmaktan önümüzdeki süreçte elimizden geldiğince kemeraltı başta olmak üzere konağın sahip olduğu tüm tarihi envantere sahip çıkmak, bunları ayağa kaldırmak, hayata dahil etmek için elimizden gelen bütün çalışmayı yapacağız, başladık, yapıyoruz. Özellikle kemeraltının korunmasını sadece geçmişe sahip çıkmak anlamında değil, geleceğe de bir yatırım olarak görüyoruz. İzmir'in önemli bir alanı olarak görüyoruz. Ve hem tarihi dokuyu yaşatmayı hem de kenti tüm dünyada konak üzerinden tanıtmak ve bu değeri bütün dünyayla paylaşmak istiyoruz. Bir takım korumaya dönük farklı çalışmalar içine de girdik. Özellikle tarihi yapıların kemer altında biliyorsunuz yangınlar nedeniyle yok olma tehlikesi var. Biz de bunun için elektrik mühendisleri odasıyla yeni bir protokol imzalıyoruz ve her bir yapıyı tek tek en azından elektrik tesisatı açısından kontrol ederek hiç değilse bu dirençli kemeraltı dirençli konağın bir bölümünü başlayacağız Kasım ayından itibaren. Yine kemeraltına açtığımız mekanlarla işte bir kafemiz var orada yeni bir çocuk kreşimiz açılıyor, çocuk yuvamız açılıyor bu ay sonunda. Kemeraltını Konak Belediyesi'nin aktiviteleriyle de daha görünür kılmak, daha canlandırmak amacımız var. Tabii sadece dediğim gibi kemeraltı değil, bu konağın zenginliği, agorasıyla, burada çok değerli Akın Hocam var, yıllarını verdi bu kazılara. Elimizden gelen tüm çalışmayı yaparak önümüzdeki 4,5 yılda daha farklı, daha ayağa kalkmış tarihi yapılarının içinde kendimizi yaşarken bulacağımız bir konak hayaliyle yola çıktık. Bugünkü ve yarınki bu çalışmayı çok önemsiyorum. Bizler her zaman yanınızdayız. Birlikte el ele, omuz omuza yürüyerek bambaşka bir İzmir, bambaşka bir konak yaratacağımıza inanıyoruz. Üniversitemizin de böyle bir çalışmanın içinde olması nedeniyle çok mutluyuz. Çok teşekkürler emeği geçenlere. Bir kent için herhalde en önemli özellik, en ayrıcı nitelik denize kıyısı olmasıdır. Bu anlamda otomatik olarak akla ticaret gelse de bunun yanına tarihi eklediğinizde aslında kentin ciddi bir sermayesinin olduğunu görüyorsunuz. Bir turizm şehri haline geldiğini görüyorsunuz. Bunu kültürle bağladığınızda ve kültürel köklerinden ayırmadığınızda, kültürü koruduğunuzda aslında gelecek nesiller adına da ciddi bir sorumluluk üstlenmiş oluyorsunuz. Tabii 3 yıldan bu yana UNESCO ve kemeraltı ile ilgilenen bir vali yardımcısı olarak böyle bir çalışmanın özellikle bu mekanda yapılmasından da büyük memnuniyet duyduğumu da belirtmek istiyorum. Gerek valiliğimiz, gerekse Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, Konak Belediye Başkanlığımızın elinden geleni STK'larla beraber yapmaları gerekiyor. Yerel idarelerimizin kemeraltına ilgi duyması ve ehemmiyet vermesi bizim çalışmalarımızı ziyadesiyle başarıya götürecektir. Bu açıdan da kendilerine tespitlerinden dolayı da teşekkür ediyorum.